Evet, yine kitaptan örnek 26 sayfa 91'de T-işte sıfır anında en yakın araçtan 20 metre geride bulunan tramvay ilk hızı 30'muş. Tramvay 4 metre bölü saniye karelik ivme ile yavaşlarsa ağaca göre konumunu 5 saniye sonra bulunuz diyor. Şimdi şöyle bir kendimizce bir konum şeyimiz olsun, şöyle bir sıfır noktası olsun. Bu bir doğru boyunca hareket olduğu için ileri ya da geri olacaktır. Şimdi bir ağacımız var şurada. Şöyle güzel bir ağacımız var. Bu ağacın 20 metre gerisinde, o zaman eksi 20 konumunda bir tren olduğunu düşünebiliriz. Bu tren ne yapıyormuş? Hızı varmış. Neymiş? 30 metre bölü saniyelik hızla ağaca doğru yaklaştığını kabul edelim. Bu sırada bir ivmesi var. İvmesinin büyüklüğü 4. Bu arada ivme yavaşlıyormuş. Yavaşladığına göre ivmenin yönü harekete zıt yönlü olmalı. Neymiş? 4 metre bölü saniye karelik ivmeyle yavaşlıyor. Arkadaşlar 5 saniye sonraki konumunu soruyor bize. O zaman aldığı yolu bulalım. Hemen x eşittir ne diyeceğiz? V 0 t yavaşladığına göre eksi 1 bölü 2 at kare bizim alınan yolu bize verecektir. İlk hızım neydi ilk hızımız? 30. Kaç saniye? 5 saniye içerisinde. Eksi 1 bölü 2 ivmemiz 4. 5 saniye ise karesi 25 yapacaktır. Yani 150 eksi 1 bölü 2. Şurası 100 yaptı. Buradan 50 geldi. Eksi. Bu ne? 150. O zaman ne olur? 100 metre. Bizim hareketliğimiz 100 metre gidecekmiş. Eksi 20'nin üzerine 100 eklerseniz arkadaşlar bizi artı 80 konumuna getirir. Artı 80'miş yanıt. Peki bunu bir de formüllerle değil de grafikle yapabilir miydik? Yani bizim sonuçta elimizde 3 tane grafik var. Ne var? AT, ne var? VT. Onun bu tarafında ne var? XT grafiği var arkadaşlar. Soruları grafikle de çözebilmeniz sizin için bir artı olur arkadaşlar. İvme zamanı, bu adamın ivme zamanını düşünürsek aslında bir hata yaptım. Şurası 0. Bizim ivmemiz ne? Eksi 4. Sıfırın üstünde değil. O zaman şu alan, ki alanda zaman ne olacak arkadaşlar? 5 saniye olacaktır. O zaman bu alan nedir? Bu alan eksidir bir kere. Bu alan hızdaki değişimi verecektir. Yani 4 kere 5 buradan ne bulursun? Eksi 20 metre bölü saniye buluruz arkadaşlar. Demek ki benim hızım azalacak. Şimdi ben bundan sonra hangi grafiğini çizmeye çalışacağım? Hız zaman grafiğini çizmeye çalışacağım. Zamana ne diyeceğiz? 5 saniye sonraki. Bu arada hızımın azaldığını biliyorum. İvmenin çünkü harekete zıt yönlü olduğunu biliyorum. Benim başlangıç hızım kaçtı? 30'du. Benim başlangıç hızım 30. Ben buna ne ekleyecektim? Bu arada ivme zaman grafiğini sola doğru gittiğimde grafiği kaldıracağım. Alan alacağım. Bir de eklemeyi toplamayı unutmayacağım. Elimde 30 var. Üstüne eksi 20 eklersem hızım ne olur son hızım? 10 olacaktır. Ben şimdi zaman 5 iken hızımın 10 olacağını biliyorum. Bu noktayla bu noktayı birleştireceğim. Düz bir çizginin kalkmış hali arkadaşlar nasıldır? Böyledir. Pardon. Düz bir çizginin kalkmış hali böyledir. Peki niye hocam aşağı doğru gidiyor? Çünkü sıfır çizgisinin altında bu yavaşlayan bir şey. O zaman grafiğim budur. Peki hız zaman grafiğin altındaki alan neyi verecekti arkadaşlar? Yine alan almaya devam ediyorum. Bu alanda bize neyi verecekti? Alınan yolu verecekti. Alınan yol. Peki bu bir paralel kenar değil mi? İsterseniz üçgen alanına da gidebilirsiniz ama ben komple alanı bulmak istiyorum. Bu kenarla bu kenar paralel. Bu kenarın uzunluğu 10 artı bu kenarın uzunluğu 30. Paralel kenarlar toplanır arkadaşlar. Sonra onlara dik olan yükseklik kaçmış? 5. Ona çarpıp böleriz. 40 çarpı 5 bölü 2. 40 ne yapar? 40 kere 40 kere 5 200 bölü 2'ye 100 metre yapacaktır. Alan sıfır çizgisinin üstünde, o yüzden artıdır. Demek ki 100 metre ileri gidecek. Bunu sayı doğrusunda da gösterebiliriz ama ben bunu konum zaman grafiğini çizmeyi tercih ediyorum. Şimdi ben bunun XT grafiğini çizeceğim. Bu yaptıklarımızın hiçbiri gereksiz değil. Bunları biliyor olmanız artı olur. Benim bir kere eksi 20 noktam var. Niye? Bu benim ilk konumumdu. Ben hız zaman grafiğinin altındaki alanı buldum. Eksi 20'ye bunu eklemeyi, toplamayı unutmayacağım. 100 eksi 20 daha ne yapar? Bizi 80'e getirir nokta olarak. Zaman 5 iken biz 80 noktasında olacağız. Şimdi bu noktayla bu noktayı şu grafiği kaldırarak çizeceğiz arkadaşlar.
hareketlinin yavaşladığını da farkındaysanız sonunda şöyle bir grafik bekleriz biz. Bunun konum zaman grafiği de budur arkadaşlar. İlk hızı 20 metre bir saniye olan bir araba 4 metre bir saniye ivme ile yavaşlamaya başlıyormuş. 4 saniye sonraki hızını bulunuz. 4 saniyede yaptığı yer değiştirmeyi bulunuz diyor. Sıra sizde 1'e 22 sayfa 92'de. Arkadaşlar iki türlü yapabiliriz. Bir formülden yapalım hemen. Sonraki hızı soruyor bize. V son eşittir V0 artı eksi A çarpı T ile. Şimdi yavaşlamaysa yavaşlama olduğu için yani hızlanma değil. O zaman formülü değiştireceğiz. Ne yapacağız? Sadece eksi kullanacağız. Son hızım neye eşit? İlk hız eksi ivme çarpı zamandı. Bu bizim neyimiz? Son hız. Bu ne? İlk hız. Bu ne? İvme. Bu ne? Zaman. Yerine koyalım her şeyi. İlk hız 20. Eksi ivmem ne? 4. Kaç saniye? 4. Son hız. O zaman son hızı ne bulunur buradan? 16, 20'den 16 çıkar. 4 metre bölü saniyedir. Aldığı yol yer değiştirme. X eşittir. V0 T eksi uzatmıyorum. Artı yazmıyorum. Yavaşladığını biliyorum çünkü. 1 bölü 2 AT kareydi. Yani şu formülü uyguladık. Bir de şimdi bu formülü uyguluyoruz bu soruda. X yine bizim neyimiz oluyor? Yol. Alınan yolu verecek. Alınan yol eğer doğru bir doğru üzerinde gider ilerliyorsak hiç geri dönmüyorsak arkadaşlar alınan yol yer değiştirmeye eşit olacak bizim bu arada. Benim ilk hızım ne? İlk hızım 20. Zaman ne? 4 saniye değil mi? Eksi 1 bölü 2 ivmemiz 4'tü. Zaman 4'ün nesi? Karesi. Şurası 80. Eksi şu şununla sadeleşir 2 kalır. 16 kere 2 32. Aldığım yol 48 metredir. Şimdi aldığım yol aynı zamanda bu soruda yer değiştirmeye eşit. Çünkü ben bir doğru boyunca ilerliyorum. Arkadaşlar hiç geriye dönmüyorum. Alınan yol yer değiştirmeye eşit olduğu ilginç durumlardan biridir. Bu her zaman eşit olacak diye bir kaide yok. Dikkatli olacağız. Şimdi bir de bunu grafiklerle falan yapmaya çalışalım. Sonuç olarak benim 3 tane grafiğim var hiyerarşik sıraya bağlı olarak. AT, VT ve XT grafikleri. Şu T'leri de yazalım. Biz burada çok rahat bir şekilde AT grafiğini yazabiliriz. Şurası 0. Yavaşlama dediğine göre şöyle bir eksi 4'lük bir ivmem var. Kaç saniye demiş? 4 saniye demiş. Arkadaşlar bu tarafa doğru gidiyorsam ne alacaktım? Alan al. Grafiği kaldır. Ve neyi unutmuyorduk arkadaşlar? Eklemeyi. Eklemeyi. Toplamayı. Unutma. Unutma. Bir de alanın artı mı eksi mi olduğuna bakacağız. Arkadaşlar bu alan artı mıdır eksi midir? Tabii ki sıfırın altında şöyle bir eksi alandır. Peki ivme zaman grafiğinin altındaki alan neyi verecek sana? Hızı. Bir sonraki adamı verecek. Yani neyi verecek? Hızı. Yani hız değişimini biz bulduk o zaman. Delta V hız değişimi neymiş? 4 kere 4. 4 çarpı 4 ama başında eksi var. Yanıt eksi 16 metre bölü saniye hızın değişecek. Şimdi ben bunun hız zaman grafiğini çizmeye çalışayım hemen. Hemen şurada VT grafiğini çizelim bunun. Zamana ne yazıyoruz? 4 yazıyoruz. İlk hızım ne? 20. Ne kadar hızım değişecekmiş? 16. Çünkü her saniye hızım 4 azalacak. 4 kere 4 16 aslında buradan bile bulabiliriz. O zaman 4 saniye sonraki hızım nedir? 20'ye eklemeyi unutmuyorum. Eksi 16'yı. O zaman ne olacak son hızım? 4 olacaktır. Zaman 4 iken hızım 4. Bu noktayla bu noktayı birleştireceğim. Ama neyi unutmuyorum? Böyle bir şeyin kalkmış versiyonunu düşünüyorum. Çünkü bu tarafa doğru giderken grafiği kaldırıyordum. Düz böyle bir şeyin kalkmış hali ne olacaktı? Ya böyle bir şey olacaktı ya da böyle bir şey olacaktı. Arkadaşlar yavaşladığı için şöyle bir şey olacak. Peki bunun altındaki alan, zaman grafiğinin altındaki alan neyi verecek? Yolu, konumu vesaireyi verecek. Onun hakkında bilgi verecek bize. Paralel kenarda paralel kenarları toplarız. Bu kenarla bu kenar paralel. Bunları toplayalım. Alanı bulacağız ve x hakkında konuşacağız arkadaşlar. Bu paralel kenarları toplarsak burası ne? 20. Bu kenar ne? 4. Bunları topla. Yükseklikle çarp. O da 4 bölü 2. Şimdi şurası şunu hemen sadeleştir 1. Bunu sadeleştir 2. Şurası 24 kere 2. 48 metreymiş arkadaşlar. Bizim aldığımız yol
48 metre. Bunun grafiğini çizmeye çalışmıyorum. Kitapta sayfa 92'de örnek 27. İlk hızı 10 metre bölü saniye olan kar arabası sabit ivme hızı ivmeyle hızlanarak 50 metre yol içerisinde hızını 20 metre bölü saniye çıkarırmış. Buna göre ivmesi nedir diye sormuş. Bu soruyu yine iki yöntemle yapacağız arkadaşlar. Birinci yol formül. Neymiş formülüm? Benim zaman hiç verilmemiş soruda dikkat et. Son hızımın karesi ilk hızımın karesi artı eksi 2 çarpı ivme çarpı yoldur arkadaşlar. Bu formülün adı zamansız hız bağıntısı. Hiç formülde zaman olmadığına dikkat et. Şunların da ne olduğunu hemen yazalım. Son hız, ilk hız, A zaten ivme, X de bizim neyimiz? Yolumuz. Yerine koyacağız ve soru çıkacak arkadaşlar. Son hızım 20, 20'nin karesini yazacağız. Eşitmiş ne? İlk hızım 10, 10'un karesi. Artı mı eksi mi? Hızlanıyor kardeş. Artı 2 çarpı ivmem ne? Bilmiyorum. Yol ne? 50. Buradan 400 eşit 100 artı 100 A. 300 eşitmiş 100 A'ya. A dediğim şey 3 metre bölü saniyenin karesi bulunur. Bu benim birinci yolum arkadaşlar. Bunu zaten yapabiliyor olmamız gerekiyor. Ama bizim aynı zamanda grafiklerle de böyle soruları çözebilmemiz lazım. Şimdi ben bu soruda neyin grafiğini çizebilirim? 3 tane grafiğim var. Düşünelim hangisini çizebiliyormuşuz. Ne AT, sonra ne var? VT, sonra ne var? XT. Bunlardan hangisini rahat çizebiliriz arkadaşlar? İvmeyi bilmiyorum. Yolu da bilmiyorum. Yani yolu biliyorum ama buradan zamanı bilmiyorum. Bence şu hız zaman grafiğinden biz yürürsek bir şeyler buluruz. Hız zaman grafiği. Zamanı bilmiyorum. İlk hızım 10. Son hızım 20. Hızlanıyor mu? Evet. Hızlanan grafik nasıldı? Şu değil miydi? Peki hız zaman grafiğinin altındaki alan yol muydu? Yol da 50 metre mi? O zaman bu bir yamuk alanı. Yamuk alanından ben T'yi bulabilirim. Şu uzunlukla bu uzunluğu toplayacağım. Şu yükseklikle çarpacağım arkadaşlar. Yani 10'la 20 paralel bunları topluyorum. Çarpıyorum dik olanla yani 50 ile. Sonra da 2'ye bölüyorum. Buradan ne bulurum? 30 çarpı 50 bölü 2. Ha, hata yaptık. Pardon. Şimdi arkadaşlar şunu düzeltelim. Bu kenarı alacağız 10 doğru. Şu kenarı alacağız 20 doğru. Zamanı bilmiyorum ona T diyorum. Bölü 2 bana yolu verecek. Yani alanı verecek. Alan ne? 50. O zaman şununla şunu çarpalım 100 yapsın. 100 neye eşitmiş? 30 tane T'ye. T dediğim şey neymiş? 10 bölü 3'müş. Arkadaşlar zaman iğrenç bir sayı çıktı. Şimdi zamanım 10 bölü 3. Peki arkadaşlar hız zaman grafiğinden ivmeye nasıl geçerim? Bu tarafa doğru giderken ne alacaktın? Eğim al. Eğim al. Şimdi benim elimde böyle bir şey var. Eğimini nasıl alırım? Şuradan bir üçgen yaratırım. Benim karşı dediğim şey nedir? 10'dur. Komşu dediğim şey zamandır. Zamanda ne bulduk? 10 bölü 3 bulduk. O zaman ivme dediğim şey aslında neymiş? Karşı bölü komşuymuş. Yerine yaz. Karşımız 10. Komşumuz yani zaman 10 bölü 3. Buradan bu işlemi yaparsan 10 çarpı 3 bölü 10 olur. Buradan da 3 metre bölü saniye kare bulursun yine ivmeyi. Arkadaşlar çok uzaydan gelmedi bunlar. Çok uzaydan gelmiş şeyler değil. Yapabilirsiniz. Kitaptan örnek 28 sayfa 93'te bize diyor ki bir A arabası var 30'la gidiyor. Bir B arabası var 10'la gidiyor. Sabit 10'la gidiyormuş. Aralarında 100 metre varmış. B A arabası B arabasına çarpmaması için ivmenin en küçük değerini soruyor bize. Yani en büyük değeri olsaydı A arabası mesela bir kaç metre sonra durdururduk. Mesela çarpmazdı. Ama en küçük değeri ne demek? Bu buna gelecek. Hızları birbirlerine eşit olacak ve çarpmayacaklar. Şimdi bunun iki çözüm yolu var ama ikinci çözüm gerçekten çok uzun. Yani videonun da uzun olmasını istemiyoruz yeterinden fazla. Çok uzun ve karışık bir çözüm var onun. Bu soruyu çözmeye çalışalım. Hız zaman grafiğini düşünelim.
Şimdi zamanı bilmiyoruz. Bildiğim bir şey var. Birinin hızı 10 ve sabit. Birinin hızı 30 ve yavaşlıyor. Ve hızları ne eşit olsun çarpışma şey en küçük ivme için. En küçük ivme değerinde hızlarının birbirine eşit olduğunu kabul ediyorum. Peki 30 olanın ekstra gitmesi gereken mesela B aracı bir X kadar yol gidecek. Ama A aracı ne kadar gidecek? 100 artı X gidecek. O zaman şurası X olsun. Bu alanı bilmiyorum. Bu B'nin de gideceği yol. A'nın gitmesi gereken yol 100 artı X'i gidecek. O zaman şurası da 100 metredir arkadaşlar. Peki biz bu şu üçgenin alanı mantığından çünkü hız zaman grafiğinin altındaki alan yolu veriyordu. Burası bizim neye verecek? Yolu. O zaman 100 neye eşitmiş aslında? Bu üçgenin alanına eşitmiş. Şu uzunluğu 20 çarpı t bölü 2'dir. O zaman zamanı 10 saniye buluruz. Demek ki 10 saniye zaman var. Şimdi arkadaşlar hız zaman grafiğini bir öylesi bir şeyi daha vardı. Yani hız zaman grafiğinin altındaki alanla biz neyi buluyorduk? XT'yi buluyorduk. Yani alan alarak alan. Ama sola gittiğimizde ne alıyorduk? Eğim alıyorduk ve neyi buluyorduk? İvmeyi. Eğim. Yani biz bu soruda eğim alırsak, şu grafiğin eğimini alırsak, şuradaki 30 ve onun zaman grafiğinin eğimini alırsak, iki zamanda 10 bulduk artık. Neyi bulacağız? İvmeyi. Peki bu doğrunun, şunun eğimi pozitif midir, negatif midir? Negatifti. O zaman ivmeyi buluyorum. Eksi diyorum. Bu arada burası bizim karşımız. Karşı. Şurası da bizim komşumuz. Komşu. Karşımız ne yapacak arkadaşlar? Aradaki fark şurası 20. Bölü komşumuz da 10. İvmemiz eksi 2 metre bölü saniye kareymiş. Evet, örnek 29 sayfa 94'te biraz önceki sorunun aynısı. 2 metotla da çözeceğim. İkinci metodu da görün. Nasıl bir şey oldu bunu? Evet, şimdi bize diyor ki beyaz araba var diyor. Beyaz zemine beyaz araba çizemedim maalesef. Pembe oldu. Neyse yeşil araba 15 metre mesafe varken frene basıyor. Hızı 20. İşte araba beyaz arabaya yeşil çarpmaması için en küçük nasıl bir ivmeyle yavaşlamalıdır diyor. Daha önce de yapmıştık buna benzer bir soru. Ne yapacağız bunu? Hız zaman grafiğini çizeceğiz. Yeşilin beyaza göre fazlalığını aldığı yol nedir? 15'tir. Ve en küçük ivmeden bahsediyorsa bize arkadaşlar o zaman neyi düşüneceğiz? Yeşilin son hızının da 10 olduğunu kabul edeceğiz. Yeşilin hızı 20 idi. Yavaşlayarak da ne yapıyor? Belli bir t zamanda hızını ona düşürüyor. Beyaz şu yolu aldı. Bu yola x diyebilirim mesela. Yeşil yani şöyle bir x kadar yol aldı beyaz. Yeşil de 15 artı x'lik yolu aldı. Yani beyaz x kadar gitti. Yeşil 15 artı x kadar gitti. Peki ekstradan yeşilin gittiği yol ne oluyor o zaman beyaza göre? 15 metre oluyor. O da bu alan oluyor. Gelin bu alanı yazalım. Bu alan bir üçgen alanı şu alan. Sonuçta zaman grafiğinin altındaki alan yolu verecekti. Bu alan 15 metreyi vermeli şu kısım. O zaman 15 neye eşitmiş? Şu uzunluk çarpı bu uzunluk. Üçgenin bu uzunluğu nedir? 10 çarpı bu uzunluk ne? T bölü 2. Buradan ne buluruz? 30 eşittir 10. T eşittir 3 saniyeymiş. Arkadaşlar artık zamanı biliyorum. Şurası 3 saniye. Bildiğim bir şey daha var. Alan aldığımda konumla, yolla alakalı yorumlar yapabiliyorum. Eğim aldığımda ise ivmeyle alakalı yorum yapabiliyorum. Bize ivme sormuş zaten bu. O zaman ne alacağız? Eğim alacağız arkadaşlar. Eğim. Eğim karşıyı komşuya böleceğiz. Şimdi ben burada eğimin bir kere eksi yaptığını biliyorum. Çünkü şöyle bir grafik var. Ben bunu eğimini aldığımda eksi bulacağım. Şimdi şu uzunluğu karşım 10. Komşum burası da neymiş? 3. Eğimimiz 10 bölü 3 çıktı. Eksi. Bu da bizim neyimiz? İvmemizdir arkadaşlar. Şimdi diğer metotla bunu çözmeye çalışalım. Ne demiştik biraz önce? Bir araç var. Bir araç daha var. Buna ne diyelim? İkinci yol. Bunun hızı 20 metre bölü saniye. Bunun hızı 10 metre bölü saniye. Aralarındaki uzaklık 15 metre.
Şurası 15 metre. 10 olan, hızı 10 olan atıyorum x kadar yol gitsin. Diğeri toplamını gitmeli. Mesela şu beyaz için hikayeyi yazıyorum beyaz için. Beyaz için x eşittir v çarpı t diyorum. Çünkü sabit hızla gidiyor. Gideceği yol x. Hangi hızla gidiyor? 10'la. Ne kadar zamanda? T zamanda. Peki yeşil araba için yazalım bir de. O da şuydu. Yeşil. Yeşil araba için arkadaşlar yavaşlama durumu var. X eşittir V sıfır T eksi 1 bölü 2 AT kareydi formülümüz. Değerleri yerine yazalım. Yeşilin alacağı yol X artı 15'tir. X yerine X artı 15 diyeceğiz. İlk hızımız 20 çarpı zaman bilmiyoruz. Eksi 1 bölü 2 ivmesi. İvmesini de bilmiyorum. Ama şu T kareyi şöyle bir T çarpı T diye ayırabilirim. Öyle değil mi? Bir de şunu hatırlıyorum. Ne vardı? V son eşittir. V sıfır eksi ya da artıydı. AT'ydi. Eğer yavaşlama varsa eksi bizim sorumuzda eksi kullanacağız. Bildiğim şey yeşilin son hızı 10 olacak kardeşim. İlk hızı ne? 20. Eksi. A'yı bilmiyorum. T'yi bilmiyorum. AT'yi at karşıya. AT dediğim şey aslında 10'muş. Bunu da unutmuyorum. Şimdi x gördüğüm yere 10t yazabilirim. Şu 10t'yi alacağım. X yerine yazacağım. AT gördüğüm yere de şunu yazacağım. Ne yazacağım? 10 yazacağım. Yazalım. Kalanları yazalım. Şurada x yerine ne yazdık? 10t artı 15 eşit 20t. Eksi 1 bölü 2 AT çarpımına 10 yazacağız. Çarpı T. Devam ettirelim. Şu 10T'yi hemen karşıya atıyorum. Burada ne kaldı? 20'den 10T çıktı. 10T kaldı. Bu tarafta ne var? 15. Eksi 10 bölü 2 5T. Burası ne yapar? 5T. 15'miş. T eşitmiş 3 saniyemiş. Bulduğum bu zamanı gel T yerine yaz. O zaman A çarpı 3 eşit 10. İvme dediğim şey 10 bölü 3. Ama ben neyi unutmuyorum? Yavaşlamayı. Eksi niye? Yavaşlıyor çünkü. Yavaşlıyor. Arkadaşlar ikinci yol da bu. Öbür soruyu da bu şekilde çözebilirsiniz. Gerçekten uzun bir çözüm. Ama bazen karşına böyle sorular gelir ve bu çözümü kullanman gerekir.